ilk kuponun Tuttur'dan hediye. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen üye ol, krallar gibi Tuttur. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü'nden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Serdar Ali Çelikler'le birlikte beraberiz. Tek bir eksiğimiz var, Ilgaz Çınar. Bu hafta izinde, Ilgaz abinin yokluğunu aratmamaya çalışacağız. Ilgaz Çınar bir yakınını kaybetti. Başsağlığı diliyoruz kendisine. Allah'tan Allah rahmet eylesin. O yüzden aramızda yok. Bu tip şeyler olur mu? Oluyor maalesef. Ilgaz Çınar'ın yokluğunu arayacağız tabii ki ama inşallah hissettirmemeye çalışacağız. İnşallah abi. Bu hafta tabii gündem yoğun, transfer de başladı. İsmi geçen isimler var. Özellikle Mesut Özil, hatta Mesut'tan da bahsedeceğiz ama başlamadan önce Tuttur'un yine kampanyalarından bahsedelim. Bu hafta da bir fenomenimiz var. Bu haftaki fenomenimiz Rain Man. Aralık ayında tam 2136 adet kupon tutturmuş Rain Man. 2136 tek ayda. Yani biz programa başladığımızdan beri herhalde onda birini bilmiyorum. Maç olarak bile tutturmayabiliriz. 2136 tane kupon. Vay 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 vay. Kupon vay. Yani. Ya kişiye İnanılmaz. Falan da 680 bin 1 lira kazandırmış. İnanılmaz vallahi. Bu kadar kazandırmış. Bu başarısını biz de şöyle taçlandıralım. Yine Tuttur'un geçtiğimiz haftalardaki kampanyası devam ediyor. İlk kupon hediye Tuttur'dan. Daha önce üye olup para yatırmadıysanız ya da yeni üyeyseniz ilk kuponunuzu Tuttur size hediye ediyor abi. Bir daha söyle abi. Tuttur'da yine ilk kupon hediye kampanyası devam ediyor. Yeni üyelere ve daha önce üye olup hiç eğer Tuttur'dan oynamadıysanız, para yatırmadıysanız ilk kuponunuzun bedelini Tuttur size 10 liraya kadar hediye ediyor. Yani ben 10 liralık bir kupon yaptım. İlk defa yapıyorum. İlk kez üye olduğum için bana böyle bir jest yapıyor Tuttur. Bunu özellikle belirtiyorum. Yani Tuttur'a girdim, üye oldum, 10 liralık bir kupon yaptım. Bu kupondan para kazanayım kazanmayayım, onun bedeli bana hediye ediliyor. Doğru mu? Aynen öyle. Aynen öyle abi. Tamam. Güzel. Tebrik Geçtiğimiz ediyoruz. Geçtiğimiz programlarda biliyorsun şu vardı. İşte ilk kazanan kupon. Evet. Hediyeydi. Ama yani yine esprisini yapmıştık ama biz çok kazandıramadığımız için büyük ihtimalle Tuttur hani kazan kaybet fark etmez dedi. İlk kupon artık hediye ediyor Tuttur bize. İlk kupon hediye. Yani 10 lira kuponu. Yani kaybettiğim bir şey yok. Kazanma ihtimalim yok. Bu kadar basit. Ya kazanıyorsun. Kısaca. Yani, kaybetmek değil. 10 liralık kupon yapıyorsun. Bundan aynen öyle. 10 bedeli kadar kazanabileceğin gibi kuponun tutmazsa da 10 liradan geri geliyor. Aynen öyle. Tebrik ediyorum Tuttur'u. Kesinlikle. Bir de Mesut Özil gelir mi? Mesut Özil gelir mi? Bahisi açılması lazımdı abi. Mesela bak bu tip eksiklikler var yani. Bizim iddianın tabii Tuttur'un değil bu şeyi. Problemi ama yani iddianın... Yüzde kaç abi bence? Abi bence %51. %51 gelir diyorsun. %51 gelir abi. %51 gelir ama bitti, imzalandı. Öyle bir şey yok abi. Mesut'un Arsenal'de parası var abi. Onu alması ama ben... Yani şöyle bir şey olabilir diyorsun sen o zaman. Hani Mesut Fenerbahçe ile anlaştı haberleri. Çünkü dün işte son dakika geçildi. 3,5'luk anlaşma tamam. Yani Mesut gelmek istiyor ama Arsenal'le olan problem. Kulüpler arası belki. Görüşmeler ya da Mesut Arsenal'le görüşmek. Mesut Arsenal'in sözleşmeli mukaveleli oyuncusu. 5 ay daha oynamak zorunda Arsenal'de. Yani Arsenal'in oyuncusu olmak zorunda. Arsenal ancak serbest bırakır. Serbest bırakması için de orada kalan parası var. Ya o parayı vermeyeyim sen git der. O zaman ondan işte onun bir kısmını en azından Fenerbahçe'den alması gerekir. Ya da Arsenal'den parasını alır, Fener'e gelir. Bunun başka çaresi. Ya da Fenerbahçe bonservis verir. O Arsenal'de onun parasını öder. Olur biter. Yani bunların başka türlü olmaz bu iş. O yüzden Arsenal işini çözmesi lazım Mesut'un. Mesut Arsenal işini çözerse Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelir. Ama Arsenal işini çözmek öyle kolay değil. Çünkü Mesut oradan abi... şeyini istiyor. Yani 6 milyon euro alacağı var. Hep tamamını istiyor. Arsenal'de tamamını vermek istemiyor haliyle. Olay bu yani. Abi şimdi peki Mesut konusuna devam ederiz. Bu arada geçmeden önce şunu bir daha söyleyeyim. Az önce söylemeyi unuttum. Rayman'in yine bu ilk kupon hediye kampanyasına yönelik bize özel bir kuponu var. Onu da hemen paylaşayım haftanın kuponu olarak. Augsburg, Hayır. Stuttgart karşılıklı gol var. 1.48 Real Valladolid, Valencia karşılıklı gol var. 1.70 Toplam oran 2.52. 2.52.
Aynen öyle. Yani 10 liralık oynayınca ne kazanıyorsun? 20-25 lira kazanıyorsun. Mesela. Yani 25 lira 20 kuruş tarzı bir anladım. Bedel ediyor. Tutmazsa ne olacak? Rain Man hata yaparsa ne olacak? 10 lira geri geliyor. Güzel bir mesele. Güzel mesele. Güzel mesele. Ama Rain Man de çok hata yapmıyor. O yüzden bunu da hatırlatalım. Ama yani biraz daha yüksek bahisli, yüksek oranda bahis bekliyoruz Rain Man'den bir dahaki sefere. Yani böyle bir dörtleri falan görelim. Ya bu hafta biraz daha soft geçmiş abi. Herhalde hafta evet. içi maçları da var ya. Yani İspanya'da da çünkü oynandı. Şimdi hafta sonu takımlar yorgun mu ne olur bilinmez. İki maça da karşılık gol vardı deyip geçmiş. Tamam yani o yüzden yani bir dahaki sefere dörtlü bekliyoruz kendisinden. Dört oranlı üçe bekliyoruz Rain Man'den. Bakalım. Yani Türk izleyicileri bunu hak ediyor yani. Bunu şey yapıyor. Böyle bir oran bekliyor. Sana yetmedi abi sanıyorum. Dişinin kavuğunu abi çok iki, şey yapıyor. Abi 2.20 değil mi abi? 2.25 ya da. 2.25. Yani 2.50 oran. Abi kötü değil. Ama yani 2.52 pardon. Kötü değil ama hani daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Yani biz denemiyoruz ki 1'e 15 versin, 1'e 50 versin. Öyle bir şey yok ama 1'e 4 iyidir yani. Peki abi iletelim bunu tuttura. Önümüzdeki hafta daha yüksek. Hemen kardeşimizden bunu bekliyoruz. Aynen öyle. Yani biraz daha 3.80-4.50 arasında o bantta bir kupon bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Ya zaten abi bu yani bize özel bu haftalık bir kupon verdi. İstiyorsanız Rain Man'i sosyal bahisten takip edip diğer kuponlarını da oynayabilirsiniz. Adam zaten abi yani 2000 yani tuttu. Yani Rain Man bu hafta biraz cimrilik yapmış yani. Tutturu biraz çalışmış. Öyle olmaz. Daha yüksek kazandırsın. Bize daha yüksek kazandırsın. Tuttur da para harcasın kardeşim. Öyle abi. Söyleyelim bir dahakine. Tuttur. Bak parayı biraz para kazandırın abi millete. Zaten Rain Man kaç tane kupon tutturmuş abi? 2000. Abi 2136. 2136 tane kuponu tutmuş adamın. İnanılmaz. Tebrik ediyoruz kendisini. Tebrikler Rain Man'e. Mesut Özil gelir miye ben bahis oynasam oynardım. Ama %51 diyorum. Bak 49 hala gelmeyebilir. Hala gelmeyebilir. Peki abi diğer... %48 yüksek oran. Kesinlikle. Ozan'ın satılmasına %80 oynardım. Gustavo'yu oynamazdım. Gustavo kalıyor. Gustavo'nun satılmasına oynamazdım. Kalar şey yapabilir, gidebilir ama ben oynamazdım ona. Neden oynamazdım derken ben o ihtimali zayıf görüyorum. Ozan veya Gustavo'dan biri giderse biri kalır. İkisini birden satmazlar. Bu kesin teyit edilmiş bilgidir. Abi peki bir kenar oyuncusu Osayi onu da sorayım. Osayi'yi burada söyledik biliyorsun. Volede. Osayi'de durum şu. Osayi tamam. Queens Park Rangers'la görüşmek lazım. Çünkü o da kontratlı oyuncu. Şeyi var. Ne derler onun adına? Bonservis falan beklentileri var. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Ya ama onun da ben 6 aylık sözleşmesi kaldığı için çok aman aman astronomik bir bedel isteyeceğini zannetmiyorum. Ama sonuç itibariyle 6 aylık sözleşmesi var. Var abi sözleşmesi var abi. O var olan adama yapacak bir şey yok. Yani şimdi adamın sözleşmesi varsa kulüpte anlaşman lazım. Queens Park Rangers tarafı çözülürse o sayı Fenerbahçe'de. Yani ben onun çözüleceğini düşünüyorum. Bir de abi maçlara geçmeden Sokratis ve Sokratis'ten ziyade bir stoper arayışı Fenerbahçe'nin onu da sorayım. Abi Fenerbahçe bir stoper alıra %100 bahis oynarım. Onun Ganyan'ı 1.1 falan yani. 1.10. Ama hani Fenerbahçe bir stoper alacak. Bunun Ganyan'ı 1.05 hatta. Ama bu Sokratis mi olur? Mihailidis mi olur? Efendim başkası mı olur? O konuda inan bilmiyorum. Bence Sokratis olacak. Ve Sokratis olmalı. Eldekilerle itibariyle yani duydukları. Methi Benatia ise mesela. Benatia ise bir diğer alternatif. Onur Tuğrul söylemiş onu. Benatia ise bence Sokratis olmalı. Efendim Mamadou Sakho ise Sokratis olmalı. Otamendi ise Sokratis olmalı. Mihalidis ise Sokratis olmalı. Yok başka birisi ise onu bilmiyorum yani o zaman. O zaman şey ama ismi geçenler için söylüyorum. İsmi geçenlerin içerisinde en iyisi bence Sokratis. Şimdi Sokratis'i falan konuştuk. Stoperi Mesut'la ilgili yeni şu anda yani program devam ederken bir mesaj geldi. Onu okumak istiyorum. Çok sevgili bir dostumdan. Şimdi 3,5 yıl anlaşma 5 milyon euroya, 2,5 milyon euro da imza parası olmak üzere Mesut'la Fenerbahçe arasında prensip anlaşması var. Ama işin Arsenal boyutu henüz çözülmüş değil. Bugün son durum net bu. Olarak gelen, yani net olarak gelen bilgi bu. Abi o zaman Mesut, devam etmeden kalmayı da bir hatırlatalım. Bir dakika dur tekrar söylüyorum. Mesut 5 yıllık, 5 milyon yıllık 5 milyon eurodan 3,5 yıllık anlaşma yapacak. 2,5 milyon euro da imza parası alacak.
Ayrıca büyük ihtimalle göreceğiz ki muhtemelen eşi falan eksende şurada burada bir takım dizi projelerinde olacaktır diye düşünüyorum. Belli reklam filmlerinde oynayacaktır diye düşünüyorum. Ama Arsenal boyutu var işin. Adam kontratlı oyuncu. Yani orayı çözmeden iş zor. Orası çözülürse o zaman bu büyük transfer gerçekleşir. Bu bir. Şimdi iki, Arsenal'le gitmişken Sokratis'i de alırsın. İki tane Arsenal'i alır gelirsin. Bir de Osayi'yi alırsın. Aynen Londra'dan, Queen's Park Rangers'tan. Üç tane baba transferle Türkiye'ye gelirsin. Ozan'ı da Londra'ya gönderirsin. Ayrı uçakla. Gitmişken bırakırsın yani. Buradan işte uçak, bir uçak kalkar. Ozan. Asla Ozan'ın yok, sıfır abi. Bak, tek mas. Bak, sana söyleyeyim. Londra'ya doğru bir uçak kalkar. İçinde Ozan, Ozan'ın menajeri. Ozan'ın eşi. Ali Koç, Emre Belezoğlu olur. Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı da olabilir. Emre Acun Ilıcalı da olabilir. Uçak Londra'ya iner. Londra'da Ozan ve menajeri ayrılır. Güney Londra'ya doğru, Crystal Palace'a doğru gider. Başkan Londra'da Ritz-Carlton Otel'de oturur. Tamam mı? Oranın çok güzel bir çay servisi şeyi vardır. Çay odası diyeyim. Hani saat 5 çayı meşhurdur. Abi. Saat 5'te Arsenal'in adamları gelir. İmzalanır. Sokrates'in menajeri, Mesut'un eşi, Mesut'un menajeri, Acun hep beraber uçağa binerler. Bir de Osayi. Ondan sonra akşamüstü de Osayi Batı Londra'dan Queen's Park Rangers tarafından atlar gelir. O da biner uçağın menajeriyle. Uçak İstanbul'a iner abi. Abi buna, uçak bu senaryoya lazım. Bu senaryoya iki uçak kalkar abi. Parası mı yok ya? Fenerbahçe. Vardır abi. Ama tek özel uçak yetmeyebilir abi. Herkes evet, eşiyle abi. Aynı. Ondan oradan sonra iki uçak işte. Bir Acun uçağı, bir Ali Bey'in uçağı, başkanın uçağı. Düşüş olmayabilir yani. Bak, buna bahis yapılır. Yani bir uçakta kesin. Üç futbolcu olur mu ya, bahis yapılır. İlk bahise de 10 lira yapıştırırım. Tutar tutmazsa 10 liramı nasılsa geri alıyorum. Aynen öyle. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani, yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. İlk kuponun tuttuğundan hediye. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen üye ol, krallar gibi tuttur.